Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Seeds of Fire 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son faşizm kısmını bitirmiştik. Şu anlaşmayı yapmak için, Deal for the 12 Island için şunları yapmamız gerekiyordu. Burada şöyle bir sorun var. Şimdi Restake the Official Corps bunu yaptığınız zaman stability'niz %50'nin altındaysa ülkede isyan çıkıyor. Ve isyana savaşmak istemiyorum. Çünkü fabrika vesaire kaybedeceğiz. O yüzden önce bunu yapacağız. Sadabat anlaşması. Bununla bize hem biraz war support gelecek, hem de bunu yaparken şunları yapacağız. Şurada bize stability veren ne varsa. Bakın mesela şu. Unaligned veriyormuş ama hani mecburen stability lazım. Ondan yapacağız. Sonra bu da gene Revolutionism, bu da gene Weekly Stability veriyormuş. Yani stability'yi biraz arttırıp %50 üstüne çıkaralım ki ülkede iç savaş çıkmadan o evinden kurtulalım. İç savaş çıktığı zaman hani yenebilirsiniz. Çok kolay taktikleri var ama hani iç savaş çıktığında biliyorsunuz ülkedeki bütün silahlar, askerler ikiye bölünüyor ve tamamını geri almıyorsunuz. O yüzden garantisi yani hiç savaş çıkmadan böyle sakince bitirmek. Çünkü daha Bulgarlarla savaşacağız. Zaten fazla sürmüyormuş, 35 gün diyor. Bu sanayi kısmına yani biraz bakmam lazımdı da neyse. Buraya çok odaklı gittik. Hem şunu yaparsak isyancı sorunumuz da çözülecek doğudaki. O yüzden hani mecburen bekletiyorum onu. Ya siz hani aceleniz yoksa ya biraz daha geç savaşa katılırım vesaire diyorsanız kesinlikle önce bunları yapın. Hani ondan sonra bu kısma bakın. Ben hani Hearts of Iron 3 serimizde de biraz daha agresif oynayacağım için erkenden önce bu faşizm kısmını bitirmek istedim. Bakayım hepsi kabul etti mi? Tamam, hepsi kabul etti. Stability'miz de arttı. Tamam, şimdi yapabiliriz. Yine de şu açıklayayım bakayım da. Kemal subaylar aşırı derece güçlü ise. Yani aşırı derecede güçlü olup olmadıklarını bilemem. Değillerdir herhalde. İnşallah. Atatürk'e hemen doktor bulalım. Çünkü şu anda durumu kötü. Eğer ölürse hani geçmiş olsun stability'ye. 30 stability veriyor çünkü şöyle baktığımızda. Bize top lazım artık biraz. Şöyle arttıralım. Kaynak ihtiyacına falan hiç bakmadım çünkü biliyorsunuz en son ortalık bayağı karışmıştı. Derken aklıma geldi. Piyade tümenlerimizin üretimi nasıl gidiyor? Ekipmanları yok. Biraz yavaşlatayım. Fazla hızlı gidince geride kaldık. Şimdi önce askerlere silah bulmamız lazım. Sonra Bulgar isteyebilecek kadar gücümüz var mı? Ona bakacağım şimdi. Polis. Polis araştıralım çünkü bölge işgal edeceğiz. Hani bol bol Hazırım lazım olacak. efendim. İyi hazırsan daha iyi. Emredersiniz. 25 tümen. Bunların template'i bomboş. Tamam, en azından savaştığımız için experience'ımız var bayağı. Artları ekleyelim. Support ekipmanı üretiyor muyduk? Üretiyorduk bir tane galiba. Cover'ı da koyayım. Artıları. Tamam, böyle güzel oldu. Önceliği yeni çıkan birliklere verelim. Sonra şu anki birlikleri alsın. Toparlanın. Yeni gelen askerlerin tam ekipman gelmesini istiyorum çünkü bunların gene biraz tecrübesi var. Bunları değiştirirseniz yani mesela şu birlikleri değiştirirseniz ya da ekipmansız başlarlarsa düşük seviye başlıyorlar. Direkt tam güç Hazırım. savaşına istiyorum. 26 tümende büyük ihtimal yeneriz zaten. Şu fokusu bu arada hiçbir zaman yapmayın. Hani direkt Atatürk'ün stability bonusunu direkt kaybediyorsunuz. Bir de üstüne base stability yani şuradan eksi 10 puan geliyor. Ama tabii hani Atatürk'ün nasıl söyleyeyim? Successor Türkçesi ne olur? Varis. Hani varisi seçip seçtiğiniz kişiye biraz bonus veriyor ama hani en son çare olarak bunu seçmeniz lazım. Yani baktınız mesela ölecek ölmeden önceki bir gün. O bonusu kaçırmamak için en azından ama ondan önce hani bir günü bile fazla varsa hiç yapmayın. Kemalist subaylar.
Yani hala güçlü gibi duruyorlar ama. Neyse bakalım. Ve şimdi anlayacağız ya, çıkıyor mu çıkmıyor mu. İç savaşlar için size şöyle bir taktik vereyim. İç savaş başlamadan önce bütün askerleri silerseniz düşmanın da silahı olmuyor. O yüzden askerlerin tamamını silip sonra hızlıca böyle çok dandik piyade tümenleri üretip ana bölgeleri VP şu Victory Point'leri alıp savaşı hızlıca bitirebilirsiniz. O da eğer hani büyük ülke değilseniz yapabileceğiniz kolay bir taktik. Büyük ülkelerde de işe yarar ama hani yapay zeka da asker üretip getirebilir sonradan. Şöyle bir fighter bir araştıralım, belki üretiriz. Tamam, bir savaş çıkmadı. Dur o zaman, fighter bir boş ver yani. Bize engineer alalım. 125 gün daha var. 125 günden sonra yani 275 political power toplayabilir miyiz ya? Çok zor. Neyse bakalım, eğer toplayabilirsek mutlaka biraz daha uzatacağım. Kemal subaylar isyan etmedi. Hatta stability veriyorlar şu anda. Çok güzel. Ben hani biraz korktum en sonunda belki isyan ederler diye. Şimdi fabrika yapabileceğimiz Bursa var. 5 tane alıyor. Edirne 5 tane. Bursa'ya o zaman önce altyapı yapalım. Sonra fabrika. %40'dayken hani direkt fabrika yapmak çok uzun sürüyor. O yüzden altyapı yapmanızı öneririm. Hani en azından %60'a gelirse ondan sonra yapacağınız 4 fabrikayı %20 daha hızlı yapıyorsunuz. Aradaki farkı çok büyük şekilde ödüyor size. O yüzden altyapıyı biraz boş zamanmış gibi düşünmeyin. Şunlar böyle dursunlar. Limanları falan koyarız sonra. İnsan gücümüz doldu. Neyse. Yasa değişsek mi diyeceğim de. Belki gerek kalmaz ya. Artileri 2'yi hemen araştırmayacağım. Zaten üretemeyiz. Pahalı. Yani bizim için pahalı. Normalde değil de. Lojistik ya da sinyal. Field Hospital yani hiçbir zaman kullanmanızı önermem. Asker sayınız az olsa bile çok fazla bir yararı yok. Neyse, fighter araştırayım şimdi. Hani kağıt üzerinde iyi gibi gözüküyor Field Hospital ama şöyle söyleyeyim, yani mesela savaşta 10.000 kişi ölecekse fazladan 10 kişi kurtuluyor. Hani 10 kişilik manpower zaten bir işinize yaramaz. Giden support equipment'a yazık. Neye kabul ettim anlamadım bile. He tamam. Evet. Neyse, Atatürk'ün şeyini seçmiş olduk, varisini seçmiş olduk direkt pat diye. O imuttan oluyormuş. Şimdi ülkenin adı Turkish Empire oldu, bir de şu isyanı bir çözelim artık. Heh, otomatik reconciliation olmuş, tamam. Şuradaki %75'e çıkıyor, oh. Garizon falan yok mu? Biraz asker iptal etsek. Bir tane daha iptal edelim. Yani biraz aldılar ama daha çok silah lazım. Şöyle arttırayım onu. Bir ya da iki silah, hani madde eksik varken ticaret yapmayın. Hani giden sivil fabrikaya yazık. Zaten kazanıyorsunuz geri. Buradan bizim yapabileceğimiz Ethel Stabilization, bu neymiş? Ha. Çok güzel, bayağı. Cidden o kadar insan veriyor mu? Haftada 2000 insan verecek bir sene boyunca, süper. Tamam, herkes hani askere katılmaya başlıyormuş kısacası. Çok güzel oldu bu. Bunun dışında Red Shirts diyor. Red Shirts neymiş? The Red Shirts şu. Ha, o da faşist birlikmiş. Kırmızı kartlar. O çok güzel. Onlar da geldi. Tamam. Hani anında çözmüş olduk şeyi. İsyan sorununu. Şimdi o zaman
Bunu yapıyorsak Yunanlarla savaşmak zorunda kalabiliriz. O geldiği zaman hemen hazırlanacağım ona. Ezetizmden dolayı bayağı bonus alıyoruz. Stability çöktü ama stability'yi bir düzeltelim biraz. Faşist gittiğiniz zaman şu aşağıdaki olaylarla hiç uğraşmanıza gerek yok ya. Hani full böyle kemalist falan gideceğiniz zaman hani şunları falan yapmanız gerekiyor. Bölgeyi olabildiğince kemalizme çevirmeniz gerekiyor. Ama öbür türlü gerek yok. Bu arada bilmeyenler için şöyle göstereyim. Bölgelerin şeyleri var. Sahipleri var. Yani mesela bakın buraya kemalistler sahipmiş. %15 daha fazla nüfus askere katılıyormuş. Daha hızlı inşaat yapılıyormuş. Mesela Ankara'ya falan gittiğiniz zaman buraya muhafazakarlar sahipmiş. Burada da inşaat hızı %5 daha fazlaymış. Doğuya gittiğiniz zaman burada isyancılar varmış. Daha az kaynak alıyormuşsunuz. %5 daha hızlı şey doluyormuş ama. Zaten şimdi Reconciliation'da her türlü dolacak da. Bir tane casus ajansı kuracağım yakında. O isyancılara karşı tamam silahların hepsi gitmiş. Zamanı yeniden hızlandıralım. Bu neymiş? %10 var support. Faşizm iki tane fabrika veriyor. Güzel. Şu andan itibaren yapacağımız çoğu şey güzel aslında. Hani Almanya ile anlaşmalara gidersek şu anlaşma süper bir şey. Ülkedeki her 65 kuruyumun başına size 3 tane altyapı, 2 tane askeri fabrika veriyor. Yani bizde mesela 250 falan olması lazım satabildiğimiz. 7-8 tane falan fabrika alacağız büyük ihtimal beleş. Evet. Şimdi Yunanlar diyor ki. Yunanlar mı diyor? Tamam. Ha yok İtalyanlar. İtalyanlar bir şey bekliyormuş. Şöyle. Antalya'daki kromiyumu onlara ver diyor. Fabrika olarak yardım yaparız diyor. Sadece arkadaşlık diyor. Sadece arkadaşlık o zaman. Bir şey verecek gücümüz yok ya. Bakalım ne diyecekler. Aha kabul ettiler. Yani %15 stabilite aldık bile. Çok güzel. Adamlar acıdı bize. Bunun için ne lazımmış? Şunu açalım o zaman. Bu yetiyor. Hiç beklemiyordum. İtalya Yunanistan'a saldırdı. Romanya müttefiklere girdi. Oo. Tamam, ikinci dünya savaşı başladı. Avusturya Macaristan kurulmuş. Bu arada onu da görmedim. Almanya mı kurdu acaba yoksa kendileri mi kurdular? Büyük ihtimal kendileri kurdu. İkinci Dünya Savaşı bir de Almanya'ya Avusturya Macaristan çıkacak. Böyle İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı karışık bir şey yaşayacağız burada garanti artık. Şu Bulgarlara bakalım. Sovyetler Sovyetlere savaş açtı. Neyse iyi olan Sovyetler kazansın bence. Bu arada çıkanlar da mı komünist? Belki komünist olmayanlar çıkmıştır diyecektim de yok aynen. Çıkanlar da komünist. Bunlar kim? Zinoviev. Kazanma ihtimalleri var mı? Şöyle bakalım bakalım. 65 tümenleri falan var şu anda. Bunların 100 tümeni var ve yani var. Çünkü Sovyet İç Savaşı'nı bilmeyenler varsa siz ilerledikçe Stalin tarafındaki Stalin'den nefret eden insanlar size katılmaya başlıyor. O yüzden arada o kadar fark varsa kazanma ihtimaliniz yüksek demek. Çok daha büyük fark olması lazım kaybetmeniz için. Biraz daha silah arttıralım. Yani kazanırlarsa güzel olur. Bizimle çok dertleri olmaz yenilerinin. Diğerinin ama hiç bilmiyorum. Diğerinin her zaman derdi olabilir. Gitmeye hazırım. Şimdi şunlara bir savaş sebebi hazırlayalım. 70 gün. Bunlar da komünist mi gidiyor? Harbiden bunlar da komünist gidiyor. Tam bunlar zaten baş düşmanımızmış. Kaç! Bir de Fevzi Çakmak var değil mi? Aynı.
Tam adamını veriyoruz komiserle savaşmaya. Burada şey deneyebilirsiniz bu arada. Hani Bulgaristan'da böyle hızlı, daha hızlı yok etmeyi denemek istiyorum diyorsanız böyle 3 tümenle falan şuraları çıkartma yapmayı da deneyebilirsiniz barış zamanında. Ben bunu seçmeyi unuttum. Ama benim için gerek yok gibi. Şöyle piyade tümenleri falan koyduk malız diye. Şimdi Kingdom of Romania. Tamam, Balkan Paktı gidecek diyor, önemli değil. Bizim için bu önemli. Bu arada şöyle bir olay da var. Almanya'ya yanında katılıp sonra Almanya'ya ihanet edebiliyorsunuz pat diye. Neredeydi o? Şu. Misak-ı Milli araştırdığımız zaman çıkıyorsunuz şeyden, Almanya'nın yanından. Ve eski topraklarınızı geri istiyorsunuz. Hatta bütün herkese kafa tutabiliyorsunuz ondan sonra. Sonra Turan kuracağım moduna da girebiliyorsunuz. Finlandiya'ya kadar savaş sebebiniz oluyor. İtalya kendi paktını kurmuş. Bakalım bunları Hisofay'ın 3-3'te nasıl yapacağız acaba? Orada direkt patır patır dalacağım büyük ihtimal. Fabrikamız var. 19 sivil. Bir casus ajansını bir kuralım artık ya. Milli emniyet. Tamam. Küçük bir pakt kurarsak kendi hani küçük devletlerle casus başı olup 3-4 tane casusla rakip ülkeleri bayağı başına artabiliriz. Mesela şu compliance değerini arttırabiliriz işgal ettiğimiz yerlerin. Daha işgal etmeden önce. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Hani ordu sayılarını görebiliriz. Bizim askerlerimizi fazla gösterebiliriz. O tür şeyler de var. En kötü sadece fabrikalarını bozarız sürekli. Heh. Tamam. Şöyle bu bölümü bu savaş olmadan bitirmeyeyim dedim. O yüzden bu savaşı yapacağız. Bu askerlere İlfati Expert de verelim. Japonya bizi ittifakına çağırıyormuş. Japonya gelemem çünkü Yusufhan 3'te sen mihverdesin. O zaman orada mihvere girmem gerekir. Burada mihver yok. Kısacası eşit oyun olmuyor. Mecburen giremem. Marş marş marş. Al her şeyi bakalım. Bunların savunması var böyle. Ha. Neyse bir şey olmaz. Yavaş yavaş çökecekler. Hatta şöyle donanmayı da getirelim. Hani az da olsa shore bombardment bonusu veriyorsunuz ya. Şöyle biraz hafifletir burayı. Aynen. %4 bonus veriyor. Bizim hava kuvvetlerimizden daha güçlüymüş. Tamam. Ajans da kuruldu. Passive defense araştıralım. Çok casusumuz olmayacak nasıl olsa. Güzel. Burada daha efektif oynamak istiyorsanız mesela yapay zeka şunu bastığı zaman saldırıyı durdurup hani o gittikten sonra saldırabilirsiniz. Hemen yeniden geri koyamıyorlar. Ben direkt kafa atıyorum şu anda. Yani o biraz daha garanti olur. Hem de onu yapay zekayı baitlemek için de kullanabilirsiniz. Çok zor bir savaşta mesela. Ben gene fokus unuttum. Savaş başladığı zaman bunu unutuyorum genelde. Yani mesela zor bir savaştasınız diyelim. Düşmanı yaramıyorsunuz. Bu yetenekleri baitleyip kendinizin güçlü olduğu zamanlarda saldırabilirsiniz. Yani onu mesela sürekli puanlarını harcatırsınız. Sonra 3-4 bölgede her yerde force attack kullanırsınız mesela. Doktriner, Superior Firepower. En dikkatli dinleyin. Tamam, orası düştü gibi. Şu iki yerden birini açtıktan sonra kolay zaten. Yunan Savaşı da gene bu yüzden zor. Çünkü tek bölge.
Bizde güzel bir jazz var mı? Bu adam çok güzel. Sovyet, Türk, Kazak, her şey var bu adamda. O zaman bu adamı biz ne yapalım? Şimdi Yunanistan atalım. Dediğim gibi o Yunanistan'da şeyi kullanırız. Şu compliance yüksek gelecek şekilde, 120 başlayacak şekilde işgal için. Hazırım efendim. Tamam, orası düştü. Hazırım efendim. Hazırsan al orayı kardeşim. Emirlerinizi Bana bekliyorum. Sürekli yanıt verme. Donanma yapacağız bu arada. Hem bu oyunda hem diğer oyunda mutlaka güzel bir donanmamız olsun istiyorum. Hani çok fazla denizde işimiz yok gibi duruyor ama çok işe yarıyor aslında. Yani örnek vereceğim birazdan. Şu inşaat yapacak yer bulayım bir. Edirne felaket olmuş. Başka bir yer yok mu bizim güzel ya? Malatya varmış. Tamam, burayı dolduralım. Yani mesela Yunanlar saldırdı ya da Yunanları yendiniz diyelim. Aa, Yunanlar da komünist oldu. Oha, Yugoslavya yemiş İtalya'yı. Yugoslavya sen ne yaptın? Şimdi Yugoslavlara saldırdığımız zaman da sorun olacak artık. Çünkü Romanya'da müttefik, bir de Fransa'da pat diye gelebilecek böyle. Oo. Neyse. Sonra diyelim çıkartmalara karşı da bir savunmanız oluyor. Hani yapay zekanın çıkartma yaptığı bölgelere karşı donanmanızı koyabiliyorsunuz patrol görevinde. Biliyorsunuz çok fazla deniz üstünlüğü yoksa çıkartma yapamıyor. Ondan sonra ne olabilir başka? Yani siz çıkartma yaparsanız lazım. Düşman gemilerini avlayabilirsiniz. Ya bölge küçük gibi gözüküyor ama bu Akdeniz'de iyi bir donanmanız olursa, millet fabrikalara saldırmaya başlamış. Ya bayağı ekstra gücünüz oluyor demek istediğim. Hem düşmanın konvoylarını kesebiliyorsunuz, kendi konvoylarınızı koruyabiliyorsunuz. Çıkartma yapacağınız yerlere hem bombardıman bonusu oluyor. Zaten iyi donanma da çok pahalı değil aslında. Sadece zaman lazım biraz. Şöyle hatta ilk aşamalarına başlayalım. Carrier yapacağız bu arada, evet. Uçak gemimiz olacak bir tane. Ama düzgün uçak gemisi. Yani helikopter taşımayacak. Cidden uçak taşıyacak. Tamam, Bulgar Savaşı bitti. Doktrinlere bakalım. Burada uçak gemiler için base strike. Tamam, bakın 40 tane fabrikaya çıktık anlaşma sayesinde. Almanlar bizim kurumumuzu kullanıyor. Bize böyle beleş fabrika alıyoruz. Burada ne açayım? Buna gidelim. Funk planı. Bu hem consumer goods düşürüyormuş, hem de daha hızlı askeri fabrika üretmemizi sağlayacak. Şunlarla savaşabilmek için zaten bizim tam gücümüzde olmamız lazım. İngiltere Irak'a saldırdı. Irak Japonlara katıldı. Yani Japonya da artık savaşın içinde. Hollanda'da İngiltere Hollanda'ya da savaş açtı. Oo. Bugün herkes alkollü. Şimdi bu arttıralım ama. Yok, Japonya gelemem şimdi. Çok güzel. Çok güzel. İran'a da savaş açtı İngiltere. İngiltere hangi ideolojide ya? Bulgaristan komünist Çin'i bize düşman olarak çağırdı. Oğlum şunları yenin. Saçma sapan yerlere saldırmaya, saçmalamaya başladılar. Hazırım efendim. Efendim. Burada ne oluyor? Çünkü bunlar birbirine girmeye başladı. Bulgaristan İngilizlere falan savaş açmış. Ya da tam tersi bilmiyorum ama bir şekilde birbirlerine girmişler. O zaman bunlar... He. Yunanistan bize de girecek o zaman. Şurayı çabucak bitirmezsek eğer.
Bulgarlar Yunanistan'a savaşa çağırıp bize karşı savaşa katılabilirler. İngilizler de bizi çağırıyor. Hayır abicim. Heh, tamam. Kimse bir savaşı çağırmadı, bitti. Ben gene de... Hazırım efendim! Şuraya bir hazırlanayım da. Şimdi durun. Bu bölümü böyle bitireceğim ama... Öncelikle ne oldu, neler oldu? Bir savaş içerisinde 15 tane kaos yaşadık. Şimdi İtalya düştü. Yunan barıştı mı? Yok. Yunan İngilizlerle savaşta. Yugoslavya falan da mı savaşta? Büyük ihtimal onlarla da savaş. Aynen. Komünist Çin'le müttefik. Komünist Çin kimle savaşta? Çin ve İngiltere ile savaşta. Japonya İngiltere ile savaşta. Almanya ne yapıyor? Almanya dünyanın en barışçı ülkesi Almanya. Hiçbir şey yapmıyor şu anda. Hollanda'da bu nasıl? Heh, İtalya ile falan onlarla savaş. Süper, süper kafalar yaşanıyor şu anda. Şimdi bu gelecek bölümde ne yapacağız? Büyük ihtimal biz de müttefiklere karşı savaşa gireceğiz. Öncelikle şurayı temizlememiz lazım ama şunlardan bir kurtulalım. Sonra bakalım neler olacak. O bayağı karıştı ortalık ya. Neyse. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.